Herkese merhaba, ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de harika bir video ile karşınızdayım. Tabeladan da görüyorsunuzdur. Bugün spor yapan bireyler gün içinde ne yemeliler? Bu konudan bahsedeceğim size. Tabii ki spor yapanları ikiye ayıracağım. Bir profesyonel spor yapanlar ve kasını artırmak isteyenler, ağır antrenman yapanlar. Bir de yürüyüş gibi, zumba gibi, pilates gibi spor yapanlar, yani daha çok ağırlıkla kilo vermek isteyenler, yağ yakmak isteyenler. Öncelikle bu iki grup içinde uygun olan genel beslenme önerilerinden bahsedeceğim. İki tane noktaya değineceğim. Günlük olarak beslenmenizdeki yağları azaltmalısınız. Özellikle kötü yağlardan tamamen uzak durmalısınız. Özellikle ağır antrenman yapanlar köfte ve kebap türü ürünlerden, yani kıymadan gelen yağlardan dahi uzak durmalılar. Kremalardan, yağda kızartmalardan uzak durmalılar. İkinci öneri olarak da, ikinci nokta olarak da rafine şeker olan hiçbir ürünü tüketmeyelim. Buna kekler, kurabiyeler, abur cuburlar, tatlılar, pastalar dahil. Bu tür besinlerden uzak duralım. Şimdi öncelikle birinci grubun beslenme önerilerinden bahsedelim. Birinci gruptan kastım nedir? Ağır spor yapanlar, kaslarını artırmak isteyenler veya profesyonel sporcular da diyebiliriz bu kişilere. Sabah kahvaltısından başlayarak gramajlarına da değinmeye çalışarak size beslenme önerilerini anlatayım. Kahvaltıdan başlayalım. Kahvaltıda 4-5 tane haşlama yumurta yiyebilirsiniz. Yanında bolca yeşillik olabilir. 1-2 dilim az yağlı beyaz peynir olabilir. Özellikle yumurtayı haşlamak istemiyorsanız, size zor geliyorsa veya tüketimi biraz daha tok tuttuğu için zor olabilir. Tavada omlet şeklinde de pişirebilirsiniz. Çok az, tavayı böyle ıslatacak kadar az bir oranda yağ kullanırsanız onun bize zararı olmayacaktır. Bunu zeytinyağı veya tereyağı olarak da tercih edebilirsiniz. Sonrasında ara öğüne geçtiğimiz zaman özellikle kas yapanlar için whey proteini kullanabilirler. Tabii ki bu verdiğim oranlar kişiden kişiye değişir. Bir bardak sütün içerisine bir ölçek 20-25 gram kadar whey proteini kullanabilirsiniz ara öğün olarak. Öğlen yemeğine geldiğimiz zaman öğlen öğününde yaklaşık 200 gram kadar et, tavuk, balık veya light bir ton balığı tüketebilirsiniz. 200 gram kadar bir proteinimiz olacak. Bunun yanında bir kase az yağlı yoğurt tercih edebilirsiniz. Spordan öncesi öğüne denk geldiği için yaklaşık 100-150 gram arasında kepekli pirinç olabilir, siyahlı pirinç olabilir, makarna olabilir, bulgur olabilir. Çok 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 az yağ kullanılmış olacak. Yaklaşık 100-150 gram saydığım ürünlerden pişiriyoruz. Bu da bizim öğlen yemeğimiz olacak. Sonrasında ara öğüne geçtiğimiz zaman bir bardak proteinli süt artı bir tane muz, 2 adet ceviz olabilir, 6 tane fındık olabilir veya 6 tane badem olabilir. Bu şekilde bir ara öğün yapıyoruz. Şimdi beslenmenizi buraya kadar saydım. Buradan sonrası da spora gittiğinizi varsayıyorum. Spordan öncesi yaklaşık 3-4 saat öncesinde karbonhidrat ve proteini bir arada alıyoruz. Sonrasında yüksek proteinli bir ara öğünümüzü yapıyoruz. Bu şekilde vücudumuzu spora hazır hale getiriyoruz. Sonrasında gidip antrenmanınızı yapabilirsiniz. Fakat spordan döndükten sonra tekrardan 2-3 saat içerisinde hemen bir öğün tüketmeniz gerekiyor ve bu öğünü de yine protein ve karbonhidrattan destekli bir öğün olarak anlatacağım. Yine aynı şekilde sporun arkasına özellikle beyaz pirinç, lapa şeklinde denk getirmeye çalışabilirsiniz. Miktar olarak da 100-150 gram kadar yeterli olacaktır. Yine 200 gramlık bir protein alabilirsiniz. Bu şekilde sporun arkasındaki öğünle de destekliyoruz ki tekrardan glikojen depolarımız dolsun ve vücudumuz kas yapımına başlasın. Aynı zamanda yağlarımızı da azalsın. Şimdi akşam yemeğinize kadar anlattım. Akşamdan sonra sporumuzu yaptık ve son ara öğünümüze geldik. Bu ara öğünde eğer tatlı kriziniz oluyorsa bir porsiyon meyve yiyebilirsiniz veya isterseniz tekrardan bir bardak süt tüketebilirsiniz. Protein alımınızı artıracaktır. Ama önemli olan, spordan kaç saat önce ana yemeğimi yedim, spordan önce ara öğün yaptım ve sonrasındaki beslenmemizi tamamladığımız zaman bizim için en önemli kısım bu olacak. Onun arkasından meyve yediğimiz zaman günümüzü tamamlamış olacağız. Şimdi fark ettiyseniz biraz önce ben whey proteinlerinden bahsettim. Genelde diyetisyenler çok fazla kullanmanızı önermezler. Ama son sporcu kongresinde whey proteinlerinin vücuda büyük bir zarar vermediği ve limitli kullanıldığı zaman bir sıkıntı yaratmadığı görüşü alınmıştır. O yüzden isterseniz whey proteinden gün içerisinde biraz daha protein tüketiminizi, alımınızı artırmak amaçlı 1-2 ölçek kadar kullanabilirsiniz. Whey proteinlerinde markanın çok bir önemi yoktur. Bütçenize hangisi uygunsa ona ulaşabilirsiniz.
Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi kaslarını artırmak isteyenlerden, profesyonel sporculardan ve ağır antrenman yapanlardan nasıl beslenmeleri gerektiğinden bahsettim. Gelelim ikinci gruba. Bu grupta daha çok kilo vermek isteyen ve verdiği kiloların yağdan olmasını isteyen grup. Bu kişilerin çok fazla böyle spordan 4 saat önce karbonhidrat almanız gerekiyor, sporun arkasından tekrardan karbonhidrat almanız gerekiyor gibi bir alması gereken bir durum yok. Sadece dikkat edecekleri şey, spora girmeden 2 saat önce ana öğünü yapacak, aç karnına spora başlamayacak. Örnek veriyorum, işte sebzesini, yoğurdunu yedi. Spora girmeden hemen yarım saat önce bir porsiyon meyvesini yedi ve bunu muz olarak tercih etti. Sporunu yaptı, yürüyüşünü yaptı. Sonrasında çıktığı zaman da bir bardak proteinli süt de olabilir, laktozsuz süt de olabilir tüketti. Bu şekilde o döngüyü tamamladı. Sonrasında arkasından gelen ana öğünde de etini, yoğurdunu tercih etti. Bu şekilde yağ yakımını destekledi. Önemli olan bu. Genel olarak sporcuların nasıl beslenmesi gerektiğinden bahsettim. Gramajları da ortalama vermeye çalıştım ama bu gramajlar ve değerler kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda zili de açarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.